Kıymetli seyircilerimiz, Vav TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta camileri konuşacağız. Bizlerin kutsal mabedi olan, İslamiyet için en önemli bir merkez olan camiyi konuşacağız. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri eşliğinde caminin önemi, Müslümanlar niçin camiye bu kadar önem vermeli? Hatta ve hatta caminin içinde yapılması ve yapılmaması gereken hususları hadis-i şerifler eşliğinde inceleyeceğiz, ele alacağız. Her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah razı olsun. Cami önemli dediniz de bir Müslüman İçinde gerçek olan bir mübalağayı sunmak istiyorum. Buyurun. Ekmeksiz, susuz, havasız olur, camisiz olamaz. Cami, İslam'ı asırlardan asırlara taşıyan mimari eserin adıdır. Allah göstermesin, yarın camilerin tamamını yok etsek, Namaz kılanları da ikiye, üçe katlasak ama herkes evinde kılsa, dükkanında kılsa, tarlasında, bağında kılsa 25 sene sonra, bilemediniz 50 sene sonra, bilemediniz 100 sene sonra İslam diye bir şey kalmaz. Kim kılıyor, kim kılmıyor, kim nerede kılıyor, ne yap? ki cami bir kere ezanıyla İslam'ın serbestliğini, burada İslam'ın yaşandığını, namazın kılındığını ilan ediyor. Vazgeçilmez şiarımız iki minaresiyle, kubbesiyle biraz sonra içindeki bölümleri de bilhassa genç izleyicilerimiz için teferruat arz etmeye çalışacağım. Her an İslam ayakta. Ben Müslümanların mabediyim. Ey Müslümanlar Rabbinizi unutmayın diye mevcut haliyle insanlara mesaj veriyor, Müslümanlara mesaj veriyor. Ve malumunuz bilhassa İstanbul da minar camileriyle tanınan bir şehir. Hakikaten de ecdadımız o camileri hangi ufukla yapmış? Sultan Ahmet'in etrafı bu kadar açık. Süleymaniye bir başka şaheser. Edirne'deki Selimiye'miz ulaşılmaz bir şaheser. Ha biz aslında namazı her tarafta kılabiliriz. Evet. Cüiletil li mesciden buyurdu Efendimiz. Ama Namaz kılacak mekan olması ayrı, İslam'ı temsil etmesi ayrı. Şu son cümleyi söyleyeyim, sözü size bırakacağım. Cami de sadece namaz kılınan yer değil. Birçok fonksiyonu var. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında eğitimin de merkeziydi, devletin de merkeziydi, ordunun da merkeziydi, her türlü sosyal faaliyetlerin merkeziydi. Bugün Cenab-ı Allah hamdü sena olsun derneklerimiz vasıtasıyla camilerimizin yavaş yavaş bu fonksiyonlarına kavuştuğunu görüyoruz. Birçok caminin altında gençler için bilgisayarlar, spor faaliyetleri, konferans salonları, toplantılar yapıla geliyor. Bunlar bizi memnun ediyor efendim. Eyvallah hocam. Şimdi hadis-i şeriflerimize direkt geçelim. Riyazu Salihin'de 1055 nolu hadisi i şerifimiz. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Evet efendimiz böyle buyurdu. Şimdi e, asıl burada sorulması gereken soru gerçekten burada e, yazıldığı gibi sabah akşam camiye gidip gelip mekik dokumak mı yoksa bunun arkasında farklı bir mana mı var hocam? Elbette var. Bir kere sabah akşam deyince sadece sabahla akşam değil beş vakit devamlı anlamına gelir. İki camiye gidip gelmek caminin yaşamasını <laughs> devam ettirici faaliyetlere de iştirak etmek demek. Devamlı gidip gelen insan ne yapacak? Ya camimizin badanasında bozulma oldu burayı bir düzeltelim. Kubbesinde bir çatlama oldu burayı bir yaptıralım. Minarede bir aksaklık oldu. Gidiş geliş caminin hayatiyetinin devamını temin edecektir. Bir de vardık bir safta bir suçunun arkasında namazı kıldık döndük geldik. Yeterli olmadı. Cemaat birbirleriyle kaynaşacak. Ahmet Bey nasılsınız, iyi misiniz? Bir hastanız vardı, nasıl oldu? Yeğenimiz askere gidecekti, gitti mi? Kızımız nişanlandı mı? Şeklinde birbirlerinin hal ve hatırlarını sormaları hem dini bir başka bir görev hem de bugünkü dünyada, modern dünyada en iyi bir rehabilite olayıdır. Dinlenme, rahatlama olayıdır. Bakın namaz kılmayan insanlar. Bilhassa koronada gördük. Evde kalmak insanlara çok ağır geldi. Vakit geçmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ama bakın beş vakit namaza giden insanın böyle sıkılmasına gerek yok. Öğleni kıldık gelmeye zaten ikindiye de az bir şey kalır. Bir saat, bir buçuk saat mevsime göre iki saat zaman kalır. E yani iki saat sonra da ikindiye gideceğim. Bir abdest tazelerim, bir şey yaparım. E sonra akşam var, akşamdan sonra yatsı var, yatsıdan sonra da zaten uyku basacaktır, ağırlık basacaktır. Camiye gidiş geliş insanlar için hem psikolojik hem bedeni aranıp bulunmaz bir ilaçtır, bir uygulamadır. Daha önceki programlarda söylediğimi hatırlıyorum. İstanbul'da köprünün bir ucundan herhalde stada kadar, Beşiktaş stadına kadar, yapılan yarışmaya yaşam boyu spor diyorlar. Senede bir kere insanları koşturmakla yaşam boyu spor yapılmış olur mu? Yaşam boyu spor hangisi? Günde beş kere evle cami arasında, dükkanla cami arasında gidip gelmek. Bunu da biraz sonraki hadis şeriflerde göreceğiz. Yürüyerek yapmak. Yürüyüş bugünkü doktorlarımızın bilhassa kalp rahatsızlıklarında en çok tavsiye ettiği spor şeklidir. Asıl yaşam boyu spor bizdedir. Hatta hatırlarsanız mümkün mertebe daha uzak mescitlere gidin. Daha hmm. büyük mescitlere gidin. Hem cemaat kübra dediğimiz büyük cemaatle namaz kılmış olursunuz hem de birkaç adım fazla atarsınız ki adımlar ne işe yarıyor? Bugünkü sohbetimizde birazdan onları göreceğiz. Eyvallah hocam. Şimdi ee... Bununla birlikte her kim sabah akşam camiye gider gelirse diye bu hadis-i şerifi okuduğumuzda aklıma bir e, hikaye geldi hocam. O, buyurun. İki arkadaş var. Bunlar sürekli birbirleriyle otururlar, kalkarlar, vakit geçirirler. Arkadaşın biri diğerine bugün cuma hadi birlikte namaza gidelim hı hı. diye söyler. Diğer arkadaş da der ki sen benim evet bugün cuma ama sen benim camiye gitmediğimi bilmiyor musun? Hı. Arkadaş döner. Der ki evet biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum. Evet. Kendisi şunu söyler. Ben camiye gitmememin sebebi üzerimdeki kıyafetlerin kırışmasından endişe ettiğim Allah için. Allah Allah. Çünkü ben camiye gidince oturuyorum, kalkıyorum, rükû, secde, dizleri aşınıyor der. Arkadaşı şaşırır. Gerçekten bunun için mi camiye gitmiyorsun? Ne bileyim olmuyor işte Ben zaten yeşile olan düşkünlüğümü de seviyorsun Gerçekten de arkadaşı kıyafet olarak hep yeşilin tonlarını tercih edermiş. O gitmeyen arkadaş. Gitmeyen arkadaş evet. yeşilin tonlarını tercih eder ve bununla birlikte de Hı. hep de ütülü, düzenli, tertipli bir şekilde giyinirmiş. Hı. Camiye gitmeme sebebi de buymuş. Hı. Aradan iki ay geçmiş, onun camide olduğunu söylemişler. Arkadaşı çok sevinmiş, safların önüne doğru ilerleyince yanına eğilmiş yine yeşiller örtülü olduğunu görmüş, yanına eğilmiş demiş, hani demiş camiye gelmeyecektin. Arkadaşından ses gelmemiş, bir daha solmuş, bir daha gelmemiş. Çünkü, Çünkü tabutun içinde. Tabutun içinde <laughs> Musalla'nın üzerinde hocam. Evet. Yani eninde sonunda biz o camiye geleceğiz. Burada önemli olan isteyerek, isteyerek gelmek. gelmek, zamanında gelmek Yaşıyor. ve e, elbisenin Aşınıp aşınmama böyle dünyevi mazeretlerden uzak olarak Allah'a yönelerek gelmek hocam. Şimdi efendim evvela Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in e, sözünü nakledeyim. İnsanlar camiye gelecek. Mutlaka gelecek. Ama ya dikey olarak gelecek ya yatay olarak gelecek. Biz dikey olarak gidelim de yatay olarak gittiğimiz gün yüzümüz gülebilsin. Bu bir. İki. Bana sorsanız... O arkadaşın derdi pantolonun üstünün bozulması değil, elbisenin kırışması değil. Nefis onunla ibadetler ve maneviyat arasına bir duvar örmüş, ona da elbisenin kırışmasını mazeret olarak, tabiri caizse olta olarak atmış, o da yutmuş. Hatırlar mısınız bazıları da camiye niye gitmiyorsun, cumaya niye gitmiyorsun diye sorulduğunda, ya bir gün gittim imam bir cehennemden bahsetti, bir azaptan bahsetti, sesini de yükseltti. Onun için ben bir daha camiye gitmiyorum. Kardeşim bir kasaba gittin et istedin de adam sana şimdi müsait değilim dedi. Sen o kasaba kızarak tamamen et yemekten mi vazgeçiyorsun? Yoksa senin isteklerine cevap veren kasabı buluncaya kadar dolaşıyor musun? Dolaşıyorsun, mutedil davranan, esnafça davranan birini bulup alıyorsun. A camiindeki hocamız eğer biraz şiddetli şiddetli konuştuysa, cehennemden azaptan bahsettiyse, sen B camine git, C camine git, D camine git, birinde istediğin hitap şeklini bulacaksın. Ayrıca o gittiğin camiye bile devamlı gitsen, hoca efendi her gittiğinde aynı şeyden bahsediyor olamaz ki. O gün konu öyle gelmiştir. Başka gün başka bir şey anlatacaktır. Öbür gün başka bir şey anlat. Bunlar gerçek mazeret değil. Nefsani mazerettir. Hatırlarsanız takriben 40-50 sene evvel camiye gitme sebebi, gitmeme sebebi olarak da çorap kokusu öne sürülürdü. Hı hı. Çorap kokuyor, çoraplar kokuyor. Niye? Müslümanlar abdest alıyor, ayağını kurulamadan giyiyor. E şimdi ayakkabı içeriye taşınırken de yağmurlu havada damlama olduğu oluyor. Ya bunlar hayatın gerçeği. Ancak e, elbette biz namaz kılanlar grubu da caminin temizliğine de, kendi temizliğimize de dikkat etmemiz lazım. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soğan sarımsak yediğiniz zaman camiye gelmeyin dedi. Efendim terli olarak ayak kokusuna camiye girmemeye biz gayret edelim ama bunlardan dolayı camiye gelmeyi terk eden kişi kendine yazık etmiş olur, yanlış karar vermiş olur. Gelsin diye yine kucak açmak lazım. Geleni de böyle gözlerle rahatsız etmemek lazım. O ilk gelenler herkesin kendine baktığını zanneder Abdülhamit Bey ve eleştirdiklerini ha şimdi mi geldin bugüne kadar neredeydin filan dediklerini zanneder. Öyle düşünmez cemaatimiz. Belki de sevdiğinden, sevindiğinden bahsediyor. o dolayı döner bakar ama o bakışları da çok yönetmemek lazım diyorum. Cami e, kelimesi e, hakkında bir iki izah da bulunacağım. Eğer siz yeni bir hadise sonra geçin. Buyurun. Bir, Cami toplayıcı manasına gelen bir kelimedir. Niye verilmiş o mabede o şeye? Çünkü büyük, küçük, ihtiyar, genç, kadın, erkek herkesi topluyor bir. Elhamdülillah dört hak mezhebimiz var. Hangi mezhepten olsa hangi camiye gitse namazı kılabilir? iki. İşçi, patron, vali, bakan, cumhurbaşkanı, muhtar hiç fark etmeksizin hepsini bir arada topluyor. Protokol uygulamıyor. O anlamda ve mahallenin o semtinde dertlerinin görüşülebildiği bir yer, öğrencilerinin toplandığı bir yer, o anlamda cami denilmiş bilhassa büyük olana. Türkiye'mizde küçük olan, hatta cuma kılınmayan namaz mekanlarına da mescit denilmiş. Araplar büyük küçük demeden hepsine mescit diyor. Hatta malum arabist Arapça da veya bugünkü Arapların kullandığı şey de camia üniversite demek. Ee, onun için bizim hacı gittiğinde evet. cami sorarsa üniversiteyi gösterirler. Mescit desinler. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi diye bildiğimiz o büyük mescitlere, büyük camilere bile mescit derler. Değerli genç kardeşlerimizin bilhassa Ramazan'ı vesile kılarak camiye mutlaka gitmeleri lazım. Gidince de sadece kılıp çıkma yerine babasından sorsun, amcasından sorsun, dayısından sorsun, imamdan sorsun, müezzinden sorsun. Neyi sorsun efendim? Şu hoca efendinin imamımızın durup namaz kıldığı yerin adı ne? Cuma gün çıkıp hutbe okuduğu bir yer var. Onun adı ne? Birçok maalesef yaşlı kardeşlerimiz bile hutbeyle kubbeyi de karıştırırlar. Kubbe bak şu başımızın üstündeki şekil. Hutbe bayram veya cuma namazlarında imam efendinin çıkıp o konuşmayı yaptığı yerin adı yerin adına minber denir. Yapılan konuşmaya veya hitabete de hutbe denir. Kürsü vaizin, imamın dini anlatmak için çıkıp konuştuğu, daha serbest hitap şekline açık olan yerin adıdır. Bunları da hem yavrularımıza öğretmemiz lazım ki kubbeyle hutbenin farkını bilsin, mihrapla minberin farkını bilsin, daha da camiye ısınmış olsun diye o bölümleri de anlatmakta fayda var diyorum. Hemen aklıma geldi, özür dilerim. Sözümüzü kesiyorum. Ya yani yeni gelenlere biz camilerimizi tanıtalım. Cami adabından onları rahatsız etmeden bahsedelim. Hoş karşılayalım tamam da. Ben diyeyim 50 senesiniz de 60 senedir namaz kılan bazı kardeşlerimizin yaptığı yanlışlar var ki ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ne gibi hocam? Geliyor birinci safa öğlen namazının ilk sünnetini kılmak için duruyor. Fakat yavaş yavaş kılıyor. Zamm-ı sureyi uzun okuyor. Şimdi cemaatin umumun ilk sünneti bitiriyor. Müezzin efendi de kâmet yapacak ki farza geçilsin. Ama önde bir hacı baba ya da ikisi, iki kişi hala sünneti bitirmemiş. İnsanların saf yapmasını engellemiş oluyorlar. Saf düzenine geçilemiyor. Diyorum ki yavaş kılabilirsiniz. Yavaş kılan kendini biliyor. Bir sütunun arkasında kılsın. Şimdi bazı camilerimizde sütre görevini yapan evet. ahşap şeyler var. Onun arkasında kılsın. İki, farz kılındı da son sünnet kılınacak. Yatsı namazının farzı kılındı son sünnet ve vitir kılınacak. Yavaş kılanlar bir, bir sütre, bir sütun arkasına geçsinler. Ön tarafta durup hoca efendi de döndüğü zaman onunla yüz yüze gelmesinler. İnsana karşı namaz kılmak mekruhtur. Bunları geç gelmiş bir de geç geliyor. Diyelim ki cemaat ilk, e, öğlen namazının ilk sünnetinin ikinci rekatını kılmış. Yeni geliyor arkadaşmış en orta yere Allahu Ekber deyip duruyor. Kardeşim bir kenara dur. Sen iki rekat, sen dört rekat kılacaksın. Vatandaş iki rekatı kılmış. Biraz sonra saflar oluşturulacak. Sen oradayken saf oluşması zor olacak. Dedim söz size. Allah razı olsun. 1056 nolu hadis-i şerif yine Riyazu's Salihin'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da ...onu bir derece yükseltir. Daha demin işaret etmişsiniz... ...bu evet. adımlarla alakalı... E, ...biraz daha uzak camilere Hı. gitmekle alakalı... ...bu Cevabı hadise daha çok üstüne gelmiş oluruz. oldu. Evet. Ahirete yönelik sevabı artırdığımız gibi... ...vücudumuza yönelik faydayı da artırmış oluruz. Çünkü daha çok adım... ...daha çok spor yapmış olmak demektir. Evet. Namaz spor için kılınmaz... Ama camiye gidişin gelişin içinde spor vardır. Şimdi malumunuz cep telefonları attığınız adımları bile sayıyor. İşte uzağa gider gelirsen sana müjdeyi verir şu kadar adım attın diye. Kısa yere gider gelirsen o kadarını sana söyler. Onu artırmak. Şimdi mükafata geçmeden evvel evinde temizlenir. Temizliği tam yaparsa buyurmuş Efendimiz. Bu temizlik nedir? Gusül icap edecek bir hal varsa duş almak, gusül abdest almak. Abdest bozulmuşsa abdest alarak temizlenmek. Bu ikisi ya suyun yokluğundan dolayı ya da kişinin hastalığından dolayı kullanılmayacak durumdaysa su, teyemmüm yapmak da bizim için bir maddi temizliktir. Hades'ten taharet dediğimiz bu üç şekilden biriyle olur. Cünüp olanın gusletmesi, abdest olmayanın abdest alması... Su bulamayanın teyemmüm etmesi. Su iki şekilde yok kabul edilir Abdülhamit Bey. Birisine hakikaten diyoruz, birisine hükmen. Hakikaten su yok. Takriben, takriben <laughs> iki kilometre ilerideyse varsa su, oraya kadar gidip temin etmesi, abdest alması gerekir. İki kilometreden daha uzakta. Gitmesi gerekmez, temin yapsa geçerlidir. 2. 1 litre suyun piyasa değeri 3 lira diyelim. 6 liraya adam fırsat biliyor. Fiyatı artırmış. E bu da abdest alacak. 6 liraya kadar alabilir. 6 liradan da fazla istiyorsa almıyorum teyemmüm yapıyorum de. O fırsatçının da fırsatını kendi kursağında bırak belli bir bedelden daha fazla ödeyip de abdest almak mecburiyeti yoktur. O su yine hükmen yok gibidir. Dört diyelim, üç diyelim maddesiz söyleyin. Üç. Evde musluktan da su akıyor. Ama doktor demiş ki sen şu kadar süreyle eline, yüzüne, ayağına suyu dokundurmayacaksın. Zarar verir. Bu su hükmen yok gibidir. b dört, Su da var musluktan da akıyor. Doktor yasağı da yok. Kalkıp da oraya gidecek hali yok. Takatı yok. Bu adam da teyemmüm yapabilir. Evlatları veya bugün bakıcıları kendilerine yardım ettiğinde abdest alabiliyorlarsa onların yardımıyla abdest almaları gerekir. Bilhassa ayakları yıkamada süngere suyu çektirip ayağının üstüne suyu sıkarak boşaltırsa her tarafı ıslanmak şartıyla abdest yerine gelmiş olur. Diğer abdest organları da böylece ıslatılmış olabilir. Dedik ki maddi manevi temizlik. Maddi temizlik üç şekilde olacak dedik, söyledik. Manevi temizlik ne? Ben şimdi namaza gidiyorum, namaz kılacağım. Camide şu kadar insan beni görecek. Ya Rabbi sen beni riyadan, gösterişten sakla. Sanki ondan sonra da dükkana geçeceğim ya beni camide görenler gelip de benden bir şeyler alsın fikrinden uzaklaşmam lazım. Ticarete, dünyaya, mala, mülke alet etme, şeytanın vesvesesine kanmamam lazım diye. Bir de insan kendinin manevi durumunu gözden geçirmeli. iç temizliğini, ihlası, kalp sadakatını da ihmal etmemeli efendim. Bu da bizim manevi temizliğimiz oluyor. Evet. Ondan sonra da Allahu Teala'nın mükafatı devreye giriyor. Heh, adımlar o zaman adımlar o zaman sayılmaya başlıyor. Her adımda bir günah siliniyor, bir derecede yükseltiliyor. Tabii şimdi e, önceki e, konularımızda, bölümlerimizde bu günahın silinme konusunda çok fazla sizden e, duyduk, istişare ettik, istifade ettik. Şimdi yine söyleyelim, tekrar edelim. Bu günahlar aslında küçük günahlar. Yani büyük günahlar değil de küçük günahlardan birer birer silinip o derecede aslında sevap olarak e, anlayabilir miyiz bundan? Ha o o zarardan kurtulmaktır. Öbürü kâre geçmektir. Teşbih hata olmasın. Siz kirada otururken bir ödeme yapıyorsunuz. İlk aldığınız daire sizi kira ödemekten kurtarıyor. Cebinize yeni bir para evet. gelmiyor ama parayı çıkmak, paranın çıkmasını önlemiş oluyor. Bu da kârdır. Bu da ticarette artı hanesine yazılır. İkinci bir daire alıyorsunuz. Oradan da kira gelmeye başlıyor. Sadece vermekten kurtulmuyorsunuz, bir de almaya başlıyorsunuz. Birinci adım sizi günahınızı affına, günahınızın affına vesile oluyor. Tabiri caizse eksi ödemeden kurtarıyor. İkinci adımla Allah -u Teala artı gün sevap vererek bir de kazançlı hale getiriyor. Bunun ana e, mesajı ne? Camiye gidip gelene Allah Teala bol bol memnuniyetle, memnun edecek şekilde verecektir. Velastu fayti ke rabbuka fetarda. Rabbin sana o kadar verecek, o kadar verecek, o kadar verecek ki yeter ya Rabbi, razı oldum ya Rabbi ben bu kadar bile ummuyordum. Ya Rabbi diyecek kadar verecek. Allah bahane Allah'ı. Bu gibi vesileleri, mübarek geceleri vesile koymuş ki kulum bunlardan birinde bana dönsün gelsin ben de affedeyim diye. Yani aslında sizin bu söyleminizden benim aklıma şu geliyor. yani Buyur. Kulum bana bir adım atarsa ben Aa, ona on adım atarım. Kulum kutu. bana yürürse ben ona koşarım. O hadisi kutsi hele devamında yani, ne diyor? Nafilelerle bana o kadar yaklaşır o kadar yaklaşır evet. ki gören gözü, işiten kulağı, kulağı tutan, tutan eli, eli, yürüyen ayağı bile olurum diyor. Burada ya Allahu Teala haşa insanın vücuduna mı giriyor? Yok kardeşim. Nafilelerle de Allah'a yaklaşan kişi gözünü Allah'ın haram kıldığı şeye yönetmez. Kulağıyla haram olan şeyi dinlemez. Eliyle harama uzanmaz. Ayağıyla haram yere gitmez. Ne oldu? Bak Allah'ın emrine verdi yani e, tabir caizse şeylerde uçaklarda otomatik pilota bağlama derler. Otomatik pilota bağlayınca pilot rahat eder, o devam eder gider. Organları yaratıcının emrine verdin mi? İşte Allah senin gözün doldu, kulağın doldu, elin de oldu. Son bir şey aklıma gelmişti. Aff için Cenab-ı Allah bunları bahane kılmış. Şimdi unuttum gelirse söyleyeyim. Eyvallah. Bir sonraki hadis-i şerifimiz 1057 nolu hadis-i şerif. Übey İbni Ka'b radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Kendisi şöyle dedi. Ensardan bir adam vardı. <laughs> Evi mescide ondan daha uzak olan bir kimse bilmiyorum. Hı. Buna rağmen hiçbir namazı kaçırmıyordu. Kendisine keşke bir merkep satın alsan karanlık ve sıcak günlerde ona binerdin denildi. Adam evimin mescide yakın olması beni sevindirmez. Ben mescide gelip giderken attığım her adıma sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bunların hepsinin sevabını senin için bir araya topladı buyurdu. Şimdi hani başka bir hadis-i var ya la mani'a lima a'tayta Allah'ın vermek istediğini engelleyecek kimse yoktur. Allah'ın engellediği şeyi de bize ulaştıracak, verecek kimse yoktur. Ana itikadımız bu. Diyor ki sen halisane niyetle, hayvanla da gelip gitsen yine Allah sana mükafatını verecek. Ama biraz sonra belki gelecek amellerin eftal olanı insana zor gelenidir. Zahmetli olanıdır meşakkatli olanıdır. Hmm. Niye? Demek ki o meşakkate rağmen ibadetten vazgeçmiyor. İbadeti tehir etmiyor, terk etmiyor. Burada hani şimdi bilhassa şehir hayatında hayvanla gidip gelme yok ama ya bizim ev camiye 500 metre kadar var. Yürümek de benim zoruma gidiyor da bir bisiklet alsam da bisikletle gidip gelsem, bir motosiklet alsam da motosikletle gidip gelsem diyen kardeşlerimiz olabilir böyle yaparlarsa günah Hayır. Ama yürüyerek gider gelirlerse mükafatları daha çok olur. Biraz evvel söylediğimiz gibi vücut, bedeni, sıhhi istifadeleri de daha çok olur. Ulema, İslam alimleri mezhepler arasında tartışmışlar. Bir insanın evinden daha uzak mescide gitmesi mi daha eftaldir, daha yakın mescide gitmesi mi daha eftaldir? Tabii olaya bakış açısı da çok önemli. Evvela bu adım hesabıyla ki doğrudur, uzak tercih edilmelidir. Orada hemen şunu da arz edeyim. Bundan 50 sene, 60 sene evvel bu hadis-i şerifi anlatırken bazı gençler belki kafalarına takılıp sorabilirlerdi. Ya Allahu Teala bütün cemaatin gidip gelme adımlarını mı hesap eder. Bir kere melekleri vasıtasıyla hesap eder. Bir, iki. Biraz evvel söyledim. Şimdi cep telefonuyla cebinde duran telefonda kaç tane adım attığını tespit ediyor. Allah'ın tespitine zorluk yoktur. Allah'a hiçbir şey zor hiçbir değildir şey aslında. Hiçbir şey yok. Seriyan hesaptır. Evet. Efendim bir kere. En büyük yanılgımız. işaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın gücünü, kudretini, ilmini, tespitini, kayda geçmesini kendi ilmimiz, kudretimiz, kayda geçmemizle mukayese ettiğimizden dolayı hataya Kesinlikle. düşüyoruz. Yoksa bir kere sonsuzu kavramamız mümkün değil Abdülhamit Bey. Sonsuzluk iman işidir, kavrama işi değildir. Allah'ın gücü de sonsuz, ilmi de sonsuz. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti hatırlıyorsunuz. Bütün ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadarı daha imdada koşturulsa Allah yine Allah'ın kelamı bitmez Allah'ın. Bu ne demek? Şimdi ilmi, fenni, tıbbi gelişmeler bizim bunları izah etmemizde bize büyük faydası oluyor. Bir insan geninde değerli Abdülhamit kardeşim. Bir insan geninde Allahu Teala'nın yaratıp yerleştirdiği bilgileri eğer biz şu A4 kağıdına yazsak, dünyayı üç kere dolaşacak kadar kağıt doldurmuş oluruz. Dünyayı üç kere dolaşacak kadar kağıt doldurmuş oluruz. Şimdi daha iyi anlıyor muyuz? Bak denizler mürekkep olsa bile yetişmeyecek. Bir insanın bir geni. Bir insanda 100 trilyon hücre var. Hücrede kaç tane genin olduğunu ben bilmiyorum. Dünyada 7 milyar insan var. Her bir... Akıl duruyor hocam. Yani oradan sonra iman devreye giriyor aslında. Beşeriyet tosluyor. Öyleyse acizliğini anla. Bizim Hazreti demek hiçbir sakınca görmediğimiz Hazreti Yunus Emre'miz var ya. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen okudun bilmezsin. Ha bu kuru emektir. Evvela şu kendini bil, sınırlarını bil. Nasıl bir Allah'a inandığını bir anla. Kavra demiyorum bak. Anla. Gücü sonsuz, ilmi sonsuz. ilmiyle her şeyi kuşatmış. Kuşattı bitti. Nasıl kuşattı demeye kalkma. Hatırlarsanız bir sohbette önemli bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Allah ve bütün kutsallar sorgulanamaz. Sadece onlar hakkında öğrenmek için soru sorulabilir. Allah'ın sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in özelliği nedir? Kaç suresi vardır? Kaç harfi vardır? Bunlar öğrenmek için yöneltilen sorulardır. Ama bu Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nereden bileceğiz? Peygamber yazdırmış. Doğru yazdırdığını nereden bileceğiz? Oradan sahabi birbirine aktarmış. Ya yanlış... Kardeşim sen... Doğrudan doğruya ben inanmak istemiyorum de inanmıyorum de de işi lafı uzatma. İşte sorguyla soru arasındaki Hah. farkı kaçırıyoruz. Hah. Sorgunun içinde de imanla Burak. küfür arasındaki o ince ayrıntıyı kaçırıyoruz. Sorgulamaya kalkıyoruz. Şimdi yeni nesilde de bir sorgulama şeyi var. Hevesi, modası var. Ben her şeyi sorgularım. Hiçbir şey sorgulamadan kabul etmem. Seni kim sorgulayacak? Senin davranışlarını kim hesaba çekecek? Sen sanki bütün davranışlarında yüzde yüz isabetli misin? Tam tersine o kadar zıddiyetin var ki, o kadar düzeltilecek yerin var ki, ben şimdi dersi, ben de beni dersten <laughs> ayırma, ben dersime <laughs> devam et. Biz de burada sormamız gereken, Hı. biz iyi bir iş yaptığımızda Allah'ın bize neleri vaat ettiği, hangi mükafatları verdiği, buradaki konumuzda cami olduğu için camiye gitmenin faziletini biz engellemeyiz en ayrıntısına kadar sorabiliriz diyorum ve yeni Hadi. bir hadise de geçiyorum hocam. O kaçıncı hadis? E, 1058 Hadi. Noğlu Hadisi tamam. Şerif inşallah. riyaz Salihinde 1058 Noğlu Hadisi Şerif'te Hazreti Cabir radıyallahu an şöyle dedi. Mescidin etrafındaki arsalar boş kalmıştı. Hı. Beni Selim'e mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istedi. Bu arzu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara bana gelen bilgiye göre hmm. mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyormuşsunuz öyle mi hmm. buyurdu. Onlar evet ey Allah'ın Resulü böyle arzu etmiştik dediler. Resulü Ekrem iki defa ey Selime oğulları yurtlarınızdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın buyurdu. Onlar da şu halde yerlerimizden göç etmek istemiyoruz göçmek bizi sevindirmeyecek dediler orada kalalım. Evet. İşte peygambere soru, alınan cevapta yapılacak iş böyle olmalıdır. Bazıları maalesef hem sorup hem de aldığı cevabı uygulamıyorlar. O zaman bana niye sordun kardeşim? Haydi bakın tasavvufta her şey mürşide sorulmaz ama mürşide bir şey sorulup da mürşit emrini verince onun da dışına çıkılmaz. Ana noktayı koyduktan sonra bakın camilerin etrafının boş kalması. Malumunuz Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde daha Medine'nin içine yerleşmeden Kuba denilen semtte bir hafta 10 gün 12 gün kadar kaldı. Hemen orada bir cami yapılmasını, mescit yapılmasını emretti. Bu ümmete büyük bir mesajdı bir yerde 15 günde kalacak olsanız, 10 günde kalacak olsanız elinizden geliyorsa bir mescit yapın, caminiz olsun şeklindeydi. Diğer ümmeti Muhammed de başka ülkelerin Müslümanları da amenna bu mesajı almışlar ama bizim milletimiz bu mesajı en iyi alan milletlerden biri olmuş Abdülhamit Bey. Türkiye'mizi gezin, Bakın ne kadar cami yapıldığını göreceksiniz. Karadenizli sevgili dostlarımızın bölgelerine gidin. Tepeye bir küçük ev yapmış, yanına hemen bir cami yapmış. Biraz da minareleri de uzun yapıyorlar. Ha, O kadar uzun da ben taraftar değilim. Bilhassa deprem gerçeği daha kısa minareyle yetinmemizi gerektiriyor. Osmanlı ikinci şerefeyi birinci şerefeyi kubbe hizasını geçmeyecek şekilde yapmış. Hı. Hmm. Üstteki şerefe geçebilir ama alttaki kubbe hizasında olmalı. Üstteki de biraz yüksek. Yani kubbenin de ötesine sesi taşısın diye. E bugün zaten hoparlörler var. Sesler taşınıyor. Çok uzun minareye gerek yok. Efendim sonra ne oldu? Kuba Mescidinden Medine'nin içine girince küçük bir mescit yapıldı. Çünkü ihtiyaç o kadar. Eğer o küçük mescidin evi ev, etrafı evlerle dolsaydı daha sonra o mescid genişleme imkanı bulamayacaktı. Mescidin etrafı boş kalmalı ki ihtiyaç duydukça genişlesin, ihtiyaç duydukça genişlesin, ihtiyaç duydukça. Ki gibi. öyle de oldu zaten. Nitekim öyle oldu. Şimdi bakın Sultan Ahmet diyelim ki cumada Allah'a şükür doluyor. Bayramda bütün etraflar da doluyor bahçesi şey caddelere kadar. Oralar evlerle dükkanlarla dolu olsaydı öyle cemaatin çok geldiği zaman nerede kılınacaktı? Gelen e, gerek dahili e, ziyaretçi kardeşlerimiz, gerek yurt dışından gelen turistler sadece caminin içine değil bak e, arkadaşlar da Ayasofya'mızı getirdi. Arkasında da Sultanahmet olması lazım. Evet. Efendim. <laughs> sadece Cami'nin içinden değil, etrafındaki o boşluktan da etkileniyorlar. Daha camiye varmadan size çiçekleriyle, yeşillikleriyle, ağaçlarıyla, o çınarlarla camiler bir şey söylüyor. Onun için caminin etrafının boş kalıp evlerin biraz daha kenarlara doğru taşınmış olması çok isabetli bir davranıştır. Efendimiz de burada buna işaret etmiş. Son zamanlarda belediyelerde böyle bir çalışmayı görüyor. Alkışlıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Değerli izleyicilerimizden bilenler olur. Üsküdar'da küçük bir camimiz vardı. Etrafı ev ve dükkanla doluydu. Hepsi yıkıldı. Cami ortaya çıktı. Şimdi ezan cumada dışarıya da çıkıyor. Vatandaş namazını kılabiliyor. Camilerin etraflarının geniş olması daha faydalı. Ancak... Mescidin etrafı boş bırakılmış yerleşime daha sonra diyor izin verilmiştir. Niye? Dış, çok dışarıda kalınca güvenlik açısından sakınca olabilir. Bilhassa eski çağlarda değil mi? Hırsızlar, evet. haramiler zarar veriyor olabilir. Ki Arabistan ya. coğrafyasını düşündüğümüzde evet. Bedevilerin de çok yaşadığı bir toplum. Ee, İslam yeniden, İslam devleti yeniden şekilleniyor. şekilleniyor. Peygamber Efendimiz yani burada hem bir devlet, medeniyet yönetimi, şehir tabii, yönetimini Mescid-i etrafında şekillendirerek yaptığını görüyoruz hocam burada. İslam'da şehir cami merkezli olacaktır. Şehrin sık meydanları olacaktır. Sadece dar sokak caddelerden ibaret bana yardımcı olun kaldırım taşları gibi sadece araya bir gez bırakılarak yapılmış binalar değil meydanlar, geniş caddeler, geniş sokaklar. Şu anda bizim buna ne kadar ihtiyacı olduğu, ihtiyacımızın olduğunu deprem hakikati bize öğretti. Söz buradayken unutmadan kısa arz edeceğim. Bütün şehirlerimizle beraber İstanbul'umuzla bir kentsel dönüşüme çok önem vermek mecburiyetindeyiz. Binalar çok yakın, eski, çok katlı, az katla yayılmamız lazım. İki, kente dönüşe önem vermemiz lazım. İşi mecburiyeti olmayan insanların İstanbul'dan Anadolu'ya yayılması lazım. Canım Anadolu'da deprem olmaz diye bir kural var mı? Yok. İşte bak Maraş'ta, Antep'te, Hatay'da çok büyük bir deprem yaşadık. Ancak İstanbul'daki nüfus o kadar kalabalık, binalar o kadar girift ki Allah göstermesin İstanbul'daki büyük bir depreme Türkiye'nin gücü yetmez Abdülhamit Bey. Biz bugün nasıl böyle durabildiğimize o gün şaşabiliriz. Kendi kendimizi kınayabiliriz. Onun için İstanbul'u biraz tenhalaştırmak, biraz Anadolu'ya taşımak, bilhassa emeklilerin, işi gücü bitmişlerin artık Anadolu'ya gitmeleri. Şu anda yollar da çok güzel. Vasıtalar çok güzel. Gidip gelmeleri hiç olmazsa yazın 3-5 ayını 8 ayını orada geçirmelerini özellikle tavsiye ediyor. Cami etrafının boş kalması da bir devlet politikasıdır. Evlerin çok kenarlara götürülüp de güvenlikten uzak kalmaması da bir devlet politikasıdır dedikten sonra. Eyvallah. Evet buyurun. Ee, 1059 Noğlu hadisi şerifimiz. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Oo. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Tabi. Burada da cemaatle namaz kılmanın önemini bir, vurguluyor. erken gitmenin önemini ki hatırlarsanız Cuma'ya erken gitmeyle ilgili bir hadis Bak arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bina sıklığını da gösteriyorlar. Biz. Ve e, caminin etrafının ha. aslında e, söylemiş olduğunuz gibi yani peygamberin hadisine uygun hareket edilse o caminin etrafı Bravo. tamamen boş olması boş lazım. Boş olması lazım kardeşim, boş olması lazım. Efendim ne dedik? Cuma'ya ilk gelen Allah yolunda bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci gelen bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Üçüncü gelen bir tavuk, dördüncü yumurta şeklinde evet. Efendimizin erken gelmeyi teşvik var. Geldiğinde de, geldiğinde de bakın dikkatini istirham ediyorum izleyicilerimizin. E bir köşeye geçip uyuma yerine açıp Kur'an-ı Kerim'i okusun. Bugün camilerimizde kitaplar var. Az çok kütüphanesi olan camimiz yok gibi yani. Ya da özellikle gençlerimiz için söyleyelim. Ha. Uyumak yerine değil de hani telefonla uğraşmak yerine aman de aman aynı aman. şekilde. Aman aman aman. Öyle bir yere baş, parmak bastınız ki ya hutbeyi dinlerken hala telefonla meşgul oluyor. Namazı beklerken telefonla. Müezzin efendi kamete kalkıyor o hala telefonla meşgul oluyor. Ya, bu işin artık e, sınırı geçti, açtı bu işin. Bakın Haddini aşan zıttına gider yasınlar. <laughs> Haddini Peki. aşan zıttına gider. Her şeyin fazlası fazladır, zarardır. Her şeyin orta olanı makbuldür. İnsanlar çığırdan çıktı. Efendim ne oldu? Allah kabul etsin. Ha onlar da bayram namazı kılıyorlar Evet. <laughs> Efendim bana yardımcı olun. Biz neredeydik? Yani burada camiye erken gitmek ve aynı zamanda da e, gittiğimizde neler yapmamız ha, lazım? Gelmişken de boş durma yerine ya bir köşede zikretsin, tesbih çeksin, Allah desin, la ilahe illallah desin. Ya açsın Kur'an-ı Kerim okusun ya da kütüphaneden herhangi bir kitabı çeksin. Riyazu Salihin birçok camide var. var, açsın okusun. Ama gelip gidilip namaz kılınan çarşı camileri var. Abdülhamit Bey Hı. ilk cemaat olur gidilir ondan sonra vatandaş gelir kılar 3 üç, üç dakika sonra 5 kişi daha gelir 10 dakika sonra üç kişi daha B böyle yerlerde Kur'an-ı Kerim'i sesli okumak doğru değildir çünkü namaz kılanların namazda, namazda şaşırmalarına vesile olur sebep olur bir de Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet dinlemek farzdır ...adamın dinleyecek imkanı yoktur. Onu böyle bir şeye zorlamak doğru değildir. Hemen parantez açayım. Dinlemek de farz-ı kifayedir. Yani dinleyen bir kişi varsa... ...diğerleri dinlemese de sorumlu olmazlar. Hocam son beş dakikamız Öyle var. Öyle mi? Hayır, ee, arada bana burada sığın. çok önemli gördüğüm bir hadis-i şerifi aktarmak istiyorum aslında. 1062 No'lu hadis-i hmm. şerif. Ee, i̇çinde çünkü kutsi hadis diyebileceğimiz bir hmm. özelliği var... Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman onun gerçek mümin olduğuna şahitlik ediniz." Allah Teala şöyle buyurur: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar onarırlar. İşte onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. Şimdi 3-4 dakikada bunu açıklayabilirsek peki efendim, hocam. Ne diyor? Devam ettiğini görürseniz imanına şahitlik edersiniz. Bazı biz insanlar yanımızda bir kelime-i şehadet okuyoruz, tevhid okuyoruz. Bak Müslüman olduğu belli. Yok arkadaş hiç duymamışım. Ama cema, camide gördün mü namaz kılarken? Gördüm. Bunu iman getirdi buraya kardeşim. İnanmasa gelmezdi. Hac da gördük tavafta. E tamam inanmasaydı gitmezdi. Deprem konusunda zekat için orzaya düşmüş hem kendi veriyor hem de başkalarının vermesini temine çalışıyor. Fiilen ancak bir Müslümanın yapabileceği işleri yapan kişinin imanına şahit olacağız da. O zaman bunun bir de aksi var. Opposite dediğimiz. Hiç camide cemaatta ömür boyu görülmemiş. Hiç kimse bunu namaz kılarken, abdest alırken görmemiş. Biz bunun imanına nasıl şahitlik edeceğiz? Yarın Hoca Efendi bize sorduğunda mümin, muahit bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz derse nasıl edeceğiz? Orada benim acizane kanaatımı parantez içi arz edeyim. Buyurun. Hiç bilmiyorsak cenazesi kılınan kişiyi iyi biliriz diyebiliriz. Camiye gelmesi, musallaya konması da iyiliğin işareti. Ben de aksine bir şey bilmiyorum adamın bir kötülüğünü, günahını, İslam'ı inkar ettiğini bilmiyorum. Biliyoruz, biliyoruz ki bu adam İslam'a aleyhtarlığı yaptı, elinden geldiği kadar cami cemaat aleyhtarlığı yaptı. Bırak camiyi yapmayı, yıkmaya uğraştı. Ben iyi biliriz demem kardeşim demek mecburiyetinde değil. Efendim burada camiye hem gidip gelmenin bir iman işareti oldu hem de camiyi yapmanın da bir iman işareti. İnnemâ yâmuru mesâzillâhi men âmene vel yevmil Ahirete ve Allah'a inanmayan cami yapamaz, imar edemez, geliştiremez, çoğaltamaz. Adamın cami, şehirde rahatsız olduğu başka hiç bina yok. Kaç tane minare görürse o kadar gözüne batıyor. Son bir dakikamız. Son bir dakika. Diyor ki bu ne kadar cami, bu ne kadar cami. 100 metrede, 200 metrede cami var. Ya onu şöyle bir kenara koyalım. 5 kilometre gidildiği halde hiçbir camisi olmayan semtler için aynı arkadaşımız diyor mu ki oraya da bir cami yapalım ya. Bak 5 kilometre gidiyorsun cami yok. Demiyor. Nerede sık cami gördüyse o. Eski şartları düşünürsek ecdadımız ve bugünkü gibi arabayla gitmiyordu ki. Yürüyerek gidiyor elbette. Cami yaptı, mescit yaptı, çoğalttı. Cami, cemaat düşmanlığı insanın maneviyatla olan küskünlüğünü gösterir. Sahtekarca gidip gelenlerin de Sahtekarlığını bilmek lazım İstismar için gidip gelenlerin de istismarını bilmek lazım Bu iş blue çağından başlayıp Gönül vermekle olur Sonunda ne diyor ayet-i kerime Velem yakşe illallah Ancak Allah'tan korkanlar Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayanlar Camileri imar eder Mescid Mahalle mescidi Şehir mescidi Ülke mescidi ümmet mescidi bir de dünya mescidi olmak üzere beş gruptur. Şu Çamlıca'ya bir mescid cami yapıldı değil mi? Evet. Orası şehir camisi değil, ümmet camisi oldu. Bir de Cüeyletil ardul Li Mesciden hadisinde bütün yeryüzü mescidse biz Müslümanlar bütün yeryüzünü imar etmekle yükümlü insanlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇nşallah bu programımızdan sonra bizim camileri olan düşkünlüğümüz artar, i̇nşallah. ümmetin camiye olan düşkünlüğü artar. Bizler de bu haberleri duyarak daha da mutlu ve mesrur oluruz inşallah. Mümin camide sudaki balık gibidir, münafık camide kafesteki kuş gibidir. Eyvallah hocam, teşekkür Hadi. ederiz, sağ olun. Kıymetli seyircilerimiz bu hafta camiyi konuştuk, camileri konuştuk. Bir Müslüman için caminin... Ne kadar önemli olduğunu hadisi şerifler eşliğinde inceledik, ele aldık, detaylandırdık. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.